قانون کو بسد سالانه گل کرد لسر آخه خو جحمو مافی خو به پار هتیشتن او تیشتن دما گل کرد لبر خود دش بو مافی خو خودی در که وجی راستی زخت و ایریشن گرانتی او ج علی سردستان و تن گرتن دم بن چاپ کرن تن سرگر کرن تو زخت نامینه کو لسر وان بیک نای مد تبیرا و کو لکوبانه دایش هار و هوف Erişe gram birin ser gele kurt o gele ezidil vedire. Nahaji besada jin o zarokin kurda le dibin deste daisha haru hovde. Le dwe serde mede dishashu haftu o hayshtu maha jotmehe de çıka umi. Hami kasen ko le dizi daisha sari rakirin o le dizi daisha narazibuna ko anin zaman rasti erişin kasen ko بسکریدان دایش هارو هوف هاتن نهایی بسدان سیاست مدار و کسی کوی چاره لدیجی دایش هارو هوف دنگ خبلن کردن نهاد زندان ده ده حبس زندان دنن امجد مدید کو دپشنگیا جنده گل کرد دپشنگیا جنده لدیجی دایش هارو هوف سر خونه توان و برخوانه کی به هم پادا از بو آزادیا گل کرد تکوشنه کی مزنده ام لوی دره د بیژن کی حتا کو آشتی ور سر وی اخی او حتا کو گله کورت همي مافي خو بدس بخه او تکوشنه گله کورت هم له دجی تایسه هم جی دجی کاسن کو پست کری ددن کاسن کو پست کری ددن ای وک دایسه او یین کو بخوازن گله کورت سر وی اخی تنه بکن ام تکوشنه خو بر دوام بکن بلند بکن او ام هر دایم لقادامن لخوا خو دی درکوین اس کورت بکرتاسی بانگوازی کی جی بکم سزده مهده امل آمده میتینگ آزادیه پیک بینن اف میتینگ نه میتینگ گله کرتنه اف میتینگ برا بب میتینگ همو کسین آشتی خواست همی کسین کو ایدی نخوازن خون برج سر بیا خا ایدی خوازن آشتی به سر بیا خا سزده مهده ورن ام به هر گوند آزادیه لسر لقادا استاسیونه لامده بگرینن سپاس کم Dünyanın birçok yerinde bu haklı tepkilerle Kürt halkına yönelik saldırılara karşı protestolar düzenlenmiş ve Kobani'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilmiştir. IŞİD barbarlarına ve onları destekleyen güçlere karşı oluşan tepkiler bölgede yeni bir sürecin kapısını aralamış. Kobani düştü düşecek diyenlere inat, kadın ve halkların direnişiyle IŞİD barbarlığı Orta Doğu'da son bulmaya başlamıştır. Bu zafer Orta Doğu'daki dengeleri değiştirmiş. Ancak burayı hazmedemeyenler, bu başarıyı hazmedemeyen bazı çevreler militarist güçleri devreye sokarak halk üzerinde baskı kurmaya çalışmış ve demokratik tepkiler sırasında bu çeteler halkımızda onlarca insanımızı katletmiştir. Daha sonra demokratik talepleri bastırmak amacıyla hukuki süreçler kullanılarak algı operasyonları yürütülmüş. Bu süreçte halkın demokratik tepkilerini kriminalize etmeye yönelik kumpas davaları oluşturulmuş, onlarca siyasetçi ve yurttaş kurmaca mahkemelerce yargılanmıştır. Bu operasyonlar çerçevesinde eş genel başkanlarımız, vekillerimiz, belediye eş başkanlarımız hatta ve hatta protestoların yapıldığı ortamda olmadığı net bir şekilde görüntülerle ispatlanan mazlum işti ömür boyu cezalar verilerek bir hukuk ve insan hakları trajedisi yaşanmıştır. Bizler bu cezalandırma sürecini IŞİD'in başaramadığını hukuk üzerinden başarma çabası olarak görüyoruz. Orta Doğu'da IŞİD'in mağlup olduğu gibi bu hukuksuz uygulamaların da eninde sonuna ereceğini biliyoruz. Bizler her zaman hakların bir arada barış içinde ve kendi statüsüyle yaşama hakkını savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. İnsan hakları ihlalleri ve hukuksuzluk sona erene kadar mücadelemiz sürecektir. Direndik, direnmeye devam edeceğiz. Tarafından 2014 yılının Eylül ayında Kobani'ye yönelik kuşatma ve saldırı başlatılmıştı. Saldırıların artması ve on binlerce Kobani'nin katledilme tehlikesiyle ortaya çıkması üzerine Türkiye halkları anayasal bir hak olan demokratik protesto haklarını kullanarak iktidarın Kobani'de yaşanması muhtemel katliama sessiz kalmamasını talep etmişlerdi. Türkiye halkları olası bir katliama karşı sesini yükseltirken 7 Ekim günü dönemin AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaptığı konuşmada Kobani düştü, düşüyor demiştir. Yine aynı gün Muş Varto'da Hakan
Boksör adında 25 yaşındaki gencin kolluk kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak öldürülmesi sonrasında 7 Ekim itibariyle gerçekleşen protestolarda kolluk kuvvetleri halka karşı orantısız güç kullanmıştır. Protestoculara hem kolluk kuvvetlerinin saldırısı hem de Hizbul kontra MHP faşist paramiliter kontra gerilla gruplarının saldırılarıyla olaylar yatıştırılamayacak bir hale geldi. Ve 7 Ekim itibariyle gerçekleşen protestolarda İnsan Hakları Derneği'nin hazırladığı raporda da yer aldığı gibi 47'si partimizin çalışanı ve seçmeni olmak üzere toplam 54 yurttaş katledilmiştir. AKP MHP iktidarı tarafından Kürt halkının meşru ve demokratik taleplerini bastırmak için ısmarlama ve hakikatten kopuk bir şekilde aştırılan Kobani Kumpas davasında verilen cezalar elbette ki siyasi bir kararın sonucudur. Agri'den bu kararla karşı mücadele edeceğimizi aykırıyoruz. Şüphe yok ki 6-8 Ekim tarihlerinde yaşanan olayların toplumsal açıdan yarattığı derin yaraları sarmanın yolu bu olaylarla ilgili hakikatlerin açığa çıkarılmasından geçmektedir. DEM Parti olarak 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde yaşanan olayların bütün boyutlarıyla açığa çıkarılması, yaşanan süreçlerin incelenmesi ve hakikatlerin tüm kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz.